Ayağına ne oldu senin? Ay düştüm dün gece. Size rahatsızlık vermeyeyim diye de kimseye haber etmedim vallahi. Gel bir hastaneye götüreyim seni, bir doktor baksın. Yok yok, hiç gerek yok. Berin ilgilenir. Sen niye şimdi durduk yere Berin'e gitmek istiyorsun? Tamam. Berin'i özlemiş olamaz mıyım ha? Ben de geleceğim Tamer. Bak gerçekten ilaçlarımı aldım, sakinim, bir olay çıkarmıyorum. Görüşürüz. Hadi bir an önce çıkalım. Nakliyeciler de gelmek üzeredir. Tamam, ben çantamı alayım geleyim. Hala vazgeçebilirsin, emin misin? Vazgeçemem çünkü çok para ödedim. Sorun para mı Allah aşkına? Yani sen şu an anlayamıyor olabilirsin tabii ama bizim gibiler için hala sorun. Yani ben 100 yılın icadını bulmadığım için normal insanlar gibi ay sonu düşünmek zorundayım. Tamam, sen düşün ama Damla bu sorunu yaşamak zorunda değil. Damla da zengin doğmadı. O da bir sene öncesine kadar normal bir hayat sürüyordu. Alışır o da. Onun daha çok duygusal dertleri var şu an. Çok inatçısın. Sen de çok ısrarcısın. Kışın kalorifer yanmayınca ararsın. Orası kesin. Açmayacağım ama. Emin misin? Allah Allah, o kadar güveniyorsun kendine. Anne! Tamer'in ne işi var burada? Bak anne, babam da geldi. Hem de bal kabağıyla kavga ettiler. Ben de geleceğim dedi ama babam izin vermedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun, ne oldu? Düştüm akşam ama iyiyim, bir şeyim yok. Doktora falan gitmediniz mi Tamer? Söyledim, gitmek istemedi. Ben kendim hallederim. Zaten bir sürü şeyle uğraşıyor. Canı çıkıyor evde. Ayakta kalmayın, oturun şöyle. Teşekkür ederim. Nakliyecileri ara, eşyaları, valizleri boşaltmasınlar, direkt yalıya götürsünler. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, ciddiyim. Damla, benim arkadaki gölette kurbağalar var. Görmek ister misin? Olur. Hadi gel, geç. Boş yere uğraşıyorsun. Biz orada oturmayacağız Tamer. Yani unutmuş olabilirsin ama ben yine sana bir hatırlatayım. Buradaki hiç kimse Yalı'da doğmadı. Dolayısıyla da Yalı'da yaşamazsa incileri dökülmez. Tamam, Yalı yok. Gel doğru düzgün bir ev seçelim, orada yaşayın. Sen de konuşsana abi. Normal zamanda susmazsın. Vallahi Berin'in kararı bu Tamer. Aynen öyle. Orası olmaz diyorum Berin. Neden anlamıyorsun? Neden olmuyor? Daha önceden oluyordu, ne değişti? Ben değiştim. Ben. Size daha iyi bir hayat sunabilmek için geceler boyunca ne kadar çok uğraştım. O ekranın karşısında kör olana kadar çalıştım Berin. Hiç mi haberin yok? Sen mışıl mışıl uyuyordun, belki de o yüzdendir. Artık imkanım var. Kızımı eskisinden daha iyi şartlarda yaşatmak istiyorum. Tek amacım buydu. Başardım. Evet, başardın. Ve kızın seninle olduğunda da senin koşullarında yaşayacak. Babasıyla gurur duyacak. Babasının ne kadar yol kat ettiğini görecek. Annesiyleyken de annesini sunabildiği koşullarda yaşayacak. Daha fazlası değil. Derdin ne? Sana acımasını mı istiyorsun? Benim derdim senin kibrin, hırsın, güç gösterin. Ne oldu sana, ben anlamıyorum. Ne değişti bu kadar? Sileyim mi abi? Elleme. Lan elleme, mahvediyorsunuz sonra. Yok abi, merak etme. Lan çeksene oğlum. Tamam abi, şurayı da sileyim. Bana bak. Lan oğlum, senin o elini kırarım. Yürü git işine.
Bir daha çamura düşüremezler beni. Buna izin vermeyeceğim Beril'in. Anlıyor musun? Ne diyorsun Tamer? Ne çamuru? Benim çektiğim zorlukları kızım çekmesin istiyorum. Çekmeyecek tabii ki. Ben de buna izin vermeyeceğim. Şu anda ne yapıyorsun peki? Boşta tartışıyorsunuz belki. Tamer, önce bir evi gör, sonra karar ver. Beril kızın iyiliğini ister değil mi? O da bir anne sonuçta. Biz ne anneler gördük. Öyle söylediğin gibi olmuyor. Sen de biliyorsun değil mi? Ben senin için 40 yıllık kocamdan vazgeçtim Tamer. Daha ne istiyorsun benden? O 40 yıllık kocan için de çocuklarından vazgeçmiştin. Senin için insan harcamak çok zor olmuyor. Değil mi? Anne. Ne oldu sana böyle? Gerçekten ben inanamıyorum. Sen nasıl bu kadar değiştin? Ha? Benim tanıdığım Tamer bu değildi. Biz bugün o eve taşınacağız. Benim kararım kesin. Anne. Baba. Ben bir bakıyorum. Gitme, çok sinirli. Ya. Ayol, ne olmuş buna böyle? Tehditler, kapı çarpmalar falan. Hiç o kadına benzemiş. Tamer, bir durur musun abi? Konuşalım. Seko, hiç gelme abi. Kafam yerinde değil. Getiririz abi yerine. Yapmadığımız şey mi? Ne oluyor bana bilmiyorum abi. Çok kızgınım. Öfkeliyim ama kime ne hiç bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Bana, Peri'ye, Berri'ne, annene, babana, Ahu'ya, Selim'e, Arjantinlilere. Daha sayayım mı? Selim'e değil. Şanslı kerata. Dün sırf öfkemden 300 milyon lira harcadım abi. Yalan söylüyorsun. Kadına yalı aldım. Oturmam diyor. Allah'ım yarabbim, sen büyüksün ya. E abi, öfkeyle aldığını biliyor çünkü. Bak, o yanlış kararlar alıyor. İntikam istiyor. Lütfen arka çıkıp durma ona. Ev eskisi kadar kötü değil ama bak. Bir gel gör. Hatta şirin bile sayılabilir. Sen olmasaydın orayı tutamazdı biliyorsun. Yani cesaret edemezdi böyle bir şeye. Senden cesaret alıyor. Yazdım bunu. Yaz abi. Anca bunları yaz. Peki ne oldu Arjantinliler? Peri yemeğe gittiler falan dedi. Çözebildin mi? Düzelttim. İyi bari. Sen hiç merak etme. Gidiyorum ben şirkete. Hadi sen de gel. Çok iş birikti. Benim yüzümden birikti tabii. Hadi.